Bari sadece işe gidip gelmesine izin verseydiniz. Hatta ben götürüp getiririm. Böylelikle aklınız da kalmaz. Merak etmemiş olursunuz. Ne dersiniz? Ben az önce hayır dedim mi? Hı, dediniz. Ama hayret bir şey canım. Yani bu nedir ya? Yani sapık katillerin bile bir yumuşak karnı vardır ya. Öyle oturdun oraya mak gibi. Cevdet, sen bir sence sapık katil mi dedin? Hayır, sakıp katip dedim bizim komşumuz. Çok tatlı bir adam sizin gibi. O da yani birazcık alttan alsan, birazcık denesen Kazım amcacığım. He? Sen denedin de ne oldu? Aldatıldığında kaldım. Ay o konuya hiç girmeyelim lütfen Kazım amca. Şimdem. Ne yapayım? Hep oradan vuruyor ama. Şey geç oldu diyorum ben. Daha fazla rahatsızlık vermeyip kalkayım diyorum artık. Tabii tabii iyi olur. Siz oturun. Ben yolcanım. Evet ben geçeyim şöyle. İyi akşamlar. Evet abiciğim şey yapma. Görüşürüz. İyi akşamlar çocuklar. Zahmet ettiniz buraya kadar. Ne zahmeti canım? Onlar bizim çocuklarımız. İyi geceler. Mehmet abi de çözemediyse yaptı bu iş. Ama sen de hemen ümidini kesiyorsun. Kanada diyorum. Nasıl? Vatandaşlık için. Şimdi böyle Amerika'da çekiliş falan yapıyorlarmış da herkese çıkmıyormuş o. Yani en güzeli Kanada diyorlar. Yok bence sen ümitsizliğe kapıldığın için öyle düşünüyorsun. Çünkü Avustralya ve Yeni Zelanda da iyi. Onları da bir düşün derim. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Allah! Ne oldu be Akif tatlıcı? İnternetten bana arkadaşlık isteği yollamış. Vallahi geldi. Bu sefer ayağıma geldi. Allah! Ding dong. Hanımların dikkatine. Akif Tatlıcı ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas kenarına, halı flex kenarına, yolluk kenarına overlock çekilir. 5 dakikada teslim edilir. Vallahi edildi. Ya bir şey diyeceğim. Bu Özgür'ün işi olmasın yine. Canım mümkün değil. Öyle bir şey asla cesaret edemem. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bunun yüzümüzü görünmüyor. Bugün görünmez ama yarın görünür akıllım. Ya kesin benim aradığım Akif Tatlı. Kesin o. Ya Almila demişti dersiniz. Can. Oğlum bu adam sabaha kadar burada oturur. Ben bekleyeceğim abi. Sen sıkıldıysan git. Kalktı kalktı. Oh be. Nihayet. Bütün ışıklar kapanana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra bir plan yapacağız, tamam mı? Şimdiden başlasak mı acaba plan yapmaya? Olur. Bak ben şöyle diyorum. Acaba ben mi Akif Tatlıcı'yı buldum yoksa o mu beni buldu? Ya özgür ruhum benim. Yarım elmam, ruh ikizim ya. Kainat. Kainat bu kendi kendine konuşmaya başladı. Ben korkuyorum. Yok korkma arkadaşım korkma. Bu zararsız türden. Bu konuşur konuşur susar. Ay. A, İ ve F harfi olan insanlarda manyak bir enerji oluyor. Bir de K'yı koy oldu bu iş. Ay Mileciğim canım hadi. Hadi yarın koyarsın. Hadi yat. Hadi uyu artık ya. Aynen. Allah rahatlık versin kardeşlerim. Teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Ya hayır. Adam da bir tuhaf. Ne dediysem anlamadı ya. Bir kulağından girdi öbür kulağından çıktı. Hiç mi yumuşamadı? Nerede? Bundan sonra evde oturacak deyip durdu.
Hayır yani kızcağız evde oturup da ne yapacaksa anlamış değilim. Ay çok üzüldüm ya. Yazık ki Aynat'a. Ben de üzüldüm ama elimden de başka bir şey gelmedi açıkçası. Umarım en kısa zamanda düzelir. Evet, bekleyip göreceğiz artık. Seniyacığım ya bak ne diyeceğim. Senin bayağı bir uykun geldi. Sen içeride uyu. Ben burada koltukta rahat rahat uyurum. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben burada yatarım senle. Yatağında yatarsın. Olur canım. Sen içeride yatacaksın. Ben şimdi sana mis gibi çarşaflar sereceğim. Sen bu evde misafirsin, tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam, sen burada rahatına bak. Ben içeriye organize edeyim. Tamam. Kahveni de soğutma. Tamam. Sen burada bekliyorsun. Bir hareketlenme olursa bana haber çakıyorsun. Tamam. Dur bir dakika. Işıklar daha yeni kapandı. Bir şey olmasın. Ya bir şey olmaz. Sen gözünü evden ayırma da. Hah. Bunu tek başıma zor. Değil mi? Evet. Gel. Geldi o ses. Ben bir gidip bakayım. Ben de geleyim mi? Yok yok, yat sen. Nerede kaldın be? Can. Can. Şeyciyim ben. Ay şeyci bu. Şeyci. Çırakçı. Hah, bakkalın çırağı bu. Çırağıyım ben bakkalın. Çırağa benzemiyor bu. Kaç yaşındasın oğlum sen? 25. 25 yaşında çırak mı olur lan? Olur mu? Şey bu. Biraz kalın kafalı Kazım Bey. Azıcık geç gelişmiş işte ondan. Ondan amcacığım. Senin bu saatinde ne işin var oğlum senin burada? Yarım akıllı işte. Evladım, biz gündüz senden alışveriş ettik ya. Hani senin bozuğun çıkışmadı ya. Ha. Onu getirdin değil mi çocuğum? Onu getirdim ben ya. Versene çocuğum getirdiysen. Vereyim değil mi? Vereyim de bir an önce kurtulayım buradan. Buyur ablacığım. Ben rahatsızlık verdim size gecenin. Bu saatinde ben gideyim o zaman. Hayırlı geceler. Sana da çocuğum, sana da. Hadi. Nasıl çırak anlamadım ki bu? İşte bunu anası düşürmüş çocukken tepeye üstü. Sonra da bu böyle olmuş işte. Günaydın. Akif Tatlıcı bugün bir etkinliğe katılıyormuş Kainat. Sana da günaydın Amila. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Ne yapayım, sence gideyim değil mi Kainat? Ha, git git. Senin üzülmene dayanamam. Ben her zaman yanındayım, Can. Akif Tatlıcı ile birlikte mi gelmiş? Yalnız geldi herhalde.
Akif neredeymiş? Ne bileyim be? Sormadın mı? Ya canı görmedim ben, not bırakmış. Ver bakayım. Nasıl ya? Hiç bilmiyorum. Aa. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Yani Can buradaysa Akif nerede? Allah'ım sen bana sabır ver. Hadi sen bana telefonunu ver de ben Can'ı arayayım. Babam aldı malum. Ay bu ne be sabah sabah. Bir. Aa, iki dakika uyutmadınız şurada, ne güzellik uykusu kaldı ne bir şey. Hayır, sizin yüzünüzden iki sene önceden çıkacak kız ayaklarım. Sonra o ayaklarla döveceğim sizi vallahi. Git, tut şunu. Cevdem, kalk bak sana ne anlatacağım bak şimdi. Akif Tatlıcı bir etkinliğe gidiyormuş biliyor musun? Ya Aynur ya, Allah aşkına bir git ya. Ya ama Şebnem bak şimdi. Can, Almile seni arıyor. Can, Almile seni niye arıyor? Ya kainatın artık telefonu mu var ya? He. Efendim? Günaydın. Günaydın kainat. Ne yapıyorsun? Şey oldu da... senin yazdığın notları buldum. Ha, öyle mi? Hoşuna gitti mi? Çok. Ama bir sorun var sana. Eve nasıl girdim? Aynen. Buldum bir yolunu işte ya. Ya babam görseydi, yakalansaydın? Olabilir. Ben senin için her şeyi göze alırım. Orada mısın? Evet. Sen yine de yapma bir daha böyle şey. Niye? Endişelendin mi benim için? Yani, tabii ki. Benim şimdi kapatmam lazım. Almina da ararsın sen beni bir şey olursa. Tamam, tamam. Görüşürüz. Bak şimdi. Sen zaten dün dinleyememişsin harflerin anlamlarını. A harfi namusla erdemin sembolüdür, tamam? Akif'in ası, Almina'nın ası, getir ikisini yan yana. Aa! Ne oldu? İki ay yan yana getir dedin ya. Ha. İsminin ilk harfi A ise liderlik vasıfları taşıyorsun demektir. Bak bana mesela, ben liderim, önde giderim diye çünkü ismi Almina. Gelelim K'ya. K harfi büyük toplulukları etkileyen güce sahip insanların isimlerinde olur. İyi. Almina! Bu ne kadar sürecek daha? Ama daha yeni başladık. Bir şey anlatıyorum burada. Dur bak. Bu niye bu? Kendi kendine sırtıp duruyor. Onu söyle. Hı? Dün Can gelmiş notta. Nasıl sen buraya geldin? Eve girmiş. Ay Allah'ım ya. Çılgın şey. Çok romantik. Tam bir aşık. Yakında bu kafasından güller falan da serpmeye başlar. Yok. Ben söyledim. Bir daha yapmayacak böyle şeyler. Ama çocuğun yaratıcılığını kısıtlama kainat. Kısıtlamayayım. Daha sonra babam onun kolunu bacağını kısıtlasın değil mi? Heh, uyandınız mı? Günaydın anneciğim. Günaydın. Günaydın. Şimdi anlatın bakalım bana. Dün gece o çocuk buraya niye geldi? Maşallah Can Bey, bu sabah da yüzünüz pek bir güleç. Olacak o kadar beyler. Ha, bu arada kafeye gidelim ya bugün. Allah, ben size söylemeyi unuttum ya, kahretsin. Müfit abi kafeyi devretmiş. O ne demek şimdi? Niye ki? Vallahi o kadarını bilmiyorum ama işte kapatmış. Bari gidelim bir konuşalım adamla, belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Olur, ben de gelirim. Bırak kalsın tamam, sonra şey yaparız ya. Hadi abi. Ben zaten başından beri bir gariplik olduğunu sezmiştim de. Ya şimdi Aliye teyzeciğim, yani biz tamamıyla durumu kurtarmak için yaptık bunu. Yoksa Can'la benim ne işim olur? Can bizim arkadaşımız, canımız, ciğerimiz yani. Yani babam kızmasın diye böyle bir şey yaptık anneciğim. Sonra dallanıp budaklandı.
Bir kere de yalan söyleyince tabii hepsi üst üste geldi. E iyi güzel de ya babanın bunları kesinlikle öğrenmemesi lazım. O çocukla da konuşun, dolanmasın artık buralarda. Tamam anneciğim, sen hiç merak etme. Aliye, neredesin? Geldim. Sakın babana hiçbir şey belli etmeyeceksiniz, tamam mı? Günaydın. Günaydın. Neler hazırlamışsın böyle Müfit? Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım? Bundan sonra böyle. Çabuk alışırım ama. Alış canım. Ben sana her sabah hazırlarım. Omlet yumurtanın beyazından ve peynirli tost domatessiz. Ay bir şey de unutma. Unutmam. Otursana. Kim geldi acaba? Kapıcıdır. Ya kızlar geldiyse? Canım kızlar gelmişse de haber veririm. İçeri geçersin, tamam mı? Sakin ol. Tamam. Hayırdır çocuklar? Abi rahatsız etmiyoruzdur inşallah. Ya seninle konuşmamız gereken önemli bir konu var mı? Ya müsait sen. Ya zaten çok oturmayacağız. Abi rahatsız etmedik inşallah. Yani bir misafirin varsa bir sonra gelelim. Bir misafirim vardı da demin telefon açtı. Biraz gecikecekmiş. Ayakta kalmayın, otursanıza. Vallahi Nezahat Hanım çok ısrar etti diye gidiyorum. Yoksa hiç bayılmıyorum o kokteyllere. Sürekli aynı suratlar, bir sahte sahte gülümseyen kadınlar falan. Ne yapalım, insan mecbur kalıyor bazen. Aynen öyle. Ben de sen yokken spora giderim. Ama bak erken dönersen yemeğe gideriz ha. Ne dersin? Süper olur. Ben de zaten bütün akşam baymış olurum muhtemelen. Sonra birlikte çekiştiririz o kokonaları. Görüşürüz. Görüşürüz. Kainatın babası için geldiniz değil mi? Yok aslında. Ben görüştüm adamla ya. Bir işe yaramadı biliyor musunuz? Çok inatçı adam. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya Müfit abi biz aslında kafe için geldik. Kafe? Niye apar topar devrettin abi kafeyi? Para meselesi falan mı abi? Yani pek değil. Nasıl anlatsam şimdi size? Seni ya hanım. Seni ya hanım. Lan İsafet. İşler çok yolunda gitmiyordu aslında. Mesela bir müşteri geliyor, bir kahve içiyor, 10 saat oturuyor, bilirsiniz. Hiç haberimiz yoktu be abi. Zaten de bir isteğini vardı kafenin. Ben de düşündüm, taşındım. En iyisi vereyim dedim. Çok üzüldük be abi. Ben de üzüldüm. Sağ olun çocuklar. Yani ticaret hayatında böyle kötü sürprizler oluyor işte, ne yaparsanız. O kadar sene oturuyorsun, emek veriyorsun, işinin başındasın. Aynen abi, doğru. Borç harcı aldı yürüdü. İşler böyle olunca ben de en iyisi bırakayım dedim. Neyse ya, dertlerimle daha fazla canınızı sıkmayayım. Şimdi ne yapacaksın abi? Vallahi bilmiyorum ne yapacağım ya. Bir süre çalışmamayı düşünüyorum. Sonra da bakacağız artık. Abi bir yardımımız dokunursa... Sağ olun çocuklar ya. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz.
Hiç de belli etmedi bizi, iyi mi? Ne yapsın abi? Kendi kendini halletmeye çalışmıştır büyük ihtimal. Ya keşke elimizden bir şey gelse de geri alabilsek şu dükkanı ya. Ya benim aklımda aslında bir şey var ama bir kızlarla konuşmak lazım. E tamam, konuşalım o zaman. E tamam da Amile'yi arayamam ki yani. Gelmez. Ben de Kainat'ı arayamam. Ben Şebnem'i hayatta aramam. Tamam, o zaman böyle duralım. Ya Özgür, bir dakika. Tamam, Can Almine'yi arasın. Olmaz. Hayda, neden abi? Olmaz işte. Ya ben de çok meraklıydım senin Almine'ni aramaya. Özgür, Kainat arar mısın? Ya Kainat'ın telefonu yok. Yok, telefonu yok kızın ya. Bir türlü anlamadınız ya. Doğru. O zaman kabak senin başına patladı. Sen Şebnem'i arayacaksın. Abi böyle şeyler vallahi benim içime doğuyor. Biliyordum ya. Şimdi işin yoksa Şebnem'den azar işit. Ama yapacak bir şey yok. Çekinme ya. Ay. Buyurun Şebnem Gürsoy'un telefonu. Selim Bey size nasıl yardımcı olabilirim? Çok kısa keseceğim. Acilen görüşmemiz lazım. Yalnız ben pazar günleri çalışmıyorum efendim. Şebnem, önemli bir konu var ama. Ya Allah Allah, bitmedi senin önemli konuların. Anlamıyorum ki, uzay mekiği mi indiriyorsun, ne yapıyorsun? Bitmedi önemli meseleler, bitmedi. Konu Müfit abi Şebnem'cim. Ha, Harun Bey'i ihalet ettiğin yetmedi, şimdi de Müfit abi ihalet ediyorsun değil mi pis işlerine? Ya Şebnem, durum ciddi diyorum. Özgür'le Can da yanımda. Kızları topla, yarım saate buluşalım. Senden haber bekliyorum. Hadi görüşürüz. Ne diyor Selim? Vallahi bilmiyorum. Yani Müfit abiyle ilgili bir durum var dedi. Ciddi dedi. Kızları da topla gel dedi. Ha. Siz gidin. Ben gelemem haliyle. Ay bebeğim, bebeğim lütfen. Ya sen Şebnem Gürsoy'u tanımıyor musun? Şebnem Gürsoy 2 saniyede çıkış biletini boynuna asar. Ondan sonra seni after party'ye götürüp üstüne bir de grubun solistiyle tanıştırır. Bekle ve gör. Kazım amcacığımın canı kesin kahve çekmiştir, o yüzden ellerimle yaptım. Yanına da lokum koydum Engüllüsü'nden. Neden? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Buyurun. Sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Ben mi? Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Neden? Çünkü ben bencil bir insan değilim. Ben sadece insanların mutluluğu, insanların iç huzuru, insanların iyiliğini istiyorum. Yani şu güzel havada insanlar çıksa, deniz kenarında dolaşsa, bir hava alsa, değil mi? Olmaz. Ama hemen olmaz diyorsun. Sen de Kazım amcacığım. Yani kainat da insan. Evcini dobi değil ki. O ne be? Aa, ama her şeyde bir anlamamazlıktan gelmecilik, bir vurdum duymazcılık, bir bilmemezcilik. Ahiret bir şey. Evcin Dobi var ya, benim gibi gözleri kocaman, gözleri renkli renkli. Allah Allah. Vallahi bana bakma, tek kelimesini anlamadım ben. Heh, ama ne diyoruz her zamanki gibi Aliye teyzeciğim? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp değil mi? Heh, şimdi demek ki ne yapıyorum ben? Bundan sonra sizi kalkındırmak için, sizi geliştirmek için size kendimi adıyorum. O yüzden gidip size Harry Potter'ın bütün eserlerini cilt cilt önünüze yığacağım. Ama şöyle bir problemimiz var tabii. Harry Potter 7 cilt. Şimdi ben bunları gidip alsam, tek başıma nasıl taşıyayım ben küçücük ellerimle? Kainat arkadaşım da bana yardım etse diyorum. Olmaz. Almine'lere gidin canım. Allah Allah. Kainat cezalı. Kapı dışarı çıkamaz. Peki. Ne oldu after party? Şimdi Kainat'cığım, şöyle bir şey. İnsanların başarıya giden yolda bazı çetrefilli yollar, engebeler ve kasisler vardır. Ama ne olmadı işte be? Ben söylemiştim size, bak kainat yok işte. Selam. Nasılsın Selim? Merhaba Özgür. Merhaba. İyiyim Almila. Can tarafsız bölge. Evet o abla. Anlatacağım. Müfit abi kafayı kapatmış. Hem de tamamen. Nasıl ya?
tamamen derken? Ha, şimdi şöyle oluyor. Yalnız bir saniye can arkadaşım bir şey anlatıyor, kesmezsek. Anlat can anlat, çok dinleyesi varmış. Anlat, senden dinlesin. Ya, Müfit abinin yanından geliyoruz. Gidip konuştuk. Bas geri, bas. Kimin aradığına bakayım bari. Ben bakarım. Aa, Ege arıyor. Konuş, geri getir. Alo, nasılsın Ege? İdare eder. Dün çok aradım seni ama ulaşamadım. Tahmin ederim. Neden gelmedin görüşmeye? Ya çok özür dilerim, ben onu unutmuşum tamamen. Telafi ederim ama. Edemezsin. O tren kaçtı artık. Hadi ya. Ne yapacağız peki? Vallahi önümüzdeki maçlara bakacağız. Sen evde misin? Mecburen. Mecburen derken? Babam dışarı çıkarmıyor. Kendi de çıkmıyor, öyle tepemde duruyor. Gelip çıkarayım mı seni, ister misin? Boşuna zahmet etme. Biz neler denedik bir bilsen. Boşu boşuna senin de canı sıkılmasın şimdi. Haberleşiriz sonra. Tamam, görüşürüz. Biz de düşündük. Benim zaten kafamda ne zamanlar bir fikir vardı. Aa, çok şaşırtıcı. Tam olarak neyle alakalı acaba? Yani bu sefer hangi kızı kandırmayla alakalı? İşle ilgili canımın içi, iş. Pardon. Özgür. Tamam. Neyse işte, bir kafe açmak istiyordum. Daha çok restoranımsı bir yer. Hani bahsetmiştim hemen size. Ya böyle kahveni alacaksın, oturacaksın, istediğin kadar muhabbet edeceksin, istediğin zaman da güzel güzel yemekler yiyeceksin, böyle şık, klas, romantik bir mekan. Yani Müfit abinin durumunu duyunca Özgür de ortaklık teklif etti. Yani tek başına karşılayamıyor tabii. Parası yok. Biz de o yüzden bir sizinle konuşalım dedik. Tamam, ben varım. Yani şunun şurasında bir ayı doldurmama çok az bir süre kaldı. Bir ayı doldurduktan sonra ben babamdan her şeyi söke söke alırım, siz merak etmeyin. Ben de varım tabii ki. Ben de pek para yok ama yani ben her türlü enerjisel yardımımı yaparım. Yani ne bileyim işte mekan arındırma olsun, kötü enerjileri def etme olsun, her türlü yardımda bulunurum. Yani çalışırım da garsonluk yaparım. Özgürcüğüm. Evet. Peki var mı belli bir mekan? Ya benim aklımda ne zamandır bir yer var da yani sahibi kadın bir uyuz, bir türlü ikna edemedim. O zaman tabii ki bana geleceksin ya. Yani ben uyuzluk konusunda master yaptım. Hayatımda o kadar çok uyuz var ki. Yani biri evde, biri işte. Ben de ne zaman konu bana gelecek diyordum ki Şebnem sağ olsun her zamanki gibi. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Şebnem sen gidip bir kadınla konuş bakalım ikna edebilecek misin? Okey. Adres vereyim ben sana. Bak. Ben bakayım şuna. Ha tamam işte. Ben burayı biliyorum ya. Beraber gideriz. İstemez, ben kendim giderim. Yani ben de gelirdim de kalkmam lazım. Tamam, ben seni bırakırım o zaman. İstemez. Ya ister ister. Ben ne yapacağım tek başıma? Şebnem. Bir dakika. Aman bir dakika. Şebnem. İyi, ben o zaman bir çay daha söyleyeyim kendime. Hesabı var. Ortak, her şey ortak oluyor. Ne haber, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sağ ol. Rica ederim. Niye böyle bir şey istedin anlamadım ama. Ne bildiğim var herhalde oğlum. Emin misin? Nermin'e de geri dönmüşsün. Öbür kıza ne oldu? Bir şey olmadı. Geçici bir durum. Vallahi geçici mi kalıcı mı onu bilmem de. Nermin'in nasıl bir manyak olduğunu hepimiz biliyoruz. Merak etme. Bunları boşuna çektirmedim sana.
Var aklımda bir şeyler. Özgür'ün bulduğu mekan bu kadar olabilir tabii. Yani burası herhalde İttihat ve Terakki'nin buluşma noktasıydı. Canım sen İttihat ve Terakki'yi 1990'larda sanıyorsun herhalde. Tarih bilgine gerçekten hayran kaldım. Ay canım benim ya. Tarih bilginiz bayağı var evet. Ama benzetme sanatında çok başarılı değilsiniz anlaşılan. Bu arada içeri girince pazarlığı ben yapacağım. Sen sakın karışmıyorsun bak, tamam? Ya sormadan edemeyeceğim ama kariyerin hangi aşamasında satın almacı olarak çalıştın? Ay bunu da bana hayatını yelken tepesine geçiren adam söylüyor. Bak şuna bak. Vay arkadaş ne yelkenmiş, bir bitmedi. Aha. Öğreteceğim ayağını, kızları ayartmaca falan. Ne oldu? Kıskandın mı? Kim? Ben mi? Evet. İşim olmaz. Buyurun. Mersi. Ay bu ne be? Öf. Yani toz alerjisi olan insan şurada 10 dakika içinde hop zincirli kuyu boylar. Abartma. Selim Bey. Merhabalar. Şebnem Hanım. Evet benim efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyi değilim. Ama bunun konumuzla ilgisi yok. Aa, evet. Genelde insanlar bu soruya iyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız gibi cevaplar verir. Ama bunun da konumuzla ilgisi yok galiba, değil mi? Doğru. O zaman ben hiç uzatmayayım. Bodos'la bodalayayım konuya. Öyle kibarlıkla falan da vakit kaybetmeyelim, değil mi? Bu dükkan bir süredir boş aslında. Öyle mi? Yemin edin hiç belli olmuyor. Farkındayım. Neden boş diye soracak olursanız, kiracı konusunda seçici davranmaya çalışıyorum. Paraya da ihtiyacım olmadığı için hali hazırında İstanbul'da 12 dükkanım, 8 dairem boşta. Öylece duruyor. Güzel. O zaman biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Diyeceğimi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Nasıl şaka? Çünkü hali hazırda size en uygun kiracılar burada. Göreceğiz bakalım. Peki efendim. Buranın kirası ne kadar acaba? 10.000 dolar. Nasıl yani? Levent'te villa mı tutuyoruz canım? Levent'te de bir villam var. İsterseniz onu göstereyim. Yok biz almayalım. Biz şimdilik böyle devam edelim. Yani biraz bakımsız boya falan gerekiyor galiba, değil mi? Bence iyi görünüyor. Ben öyle diyorsam öyle. Buranın elektrik su tesisatı ne durumda? Elden geçirmek lazım tabii ki. Ha yani baştan yapacağız her şeyi, anladım. Ya depozitosu ne kadar? Bir kira. Aslında pek tutulacak bir yeri yok buranın. Yani pek içime sinmedi şimdi. Boya, badana, masraf falan nereden baksan 20-30 bin lira eder. Ha, yeri iyi ama sırf yeri içinde tutulur mu bilemedim. Biz en iyisi tutmayalım burayı. İyi siz bilirsiniz. Tutmayın o zaman. Ya İfet Hanımcığım. Arkadaşım yakın zamanda çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kafası arada gidip geliyor. Biz arka tarafa bir mutfağa baksak ne dersiniz? Buyurun. Nereye gidiyorsun be, nereye gidiyorsun? Yılan kadın. Fatih Yürek insin de pistten sen yap o yılanlansın. Beni bıraktığın için teşekkür ederim. Ne demek canım, görevimiz. Sen niye geldin ki buraya? Sana ne? Hayır, bir etkinlik falan mı var? Baksana Şirinler Köyü gibi herkes mavi mavi. Sanırım tekrar aynı cevabı vereceğim. Sana ne? Vay be, balık falan da tutuyorlar ha. Ben bayılırım balık tutmaya. Çok iyi tutarım. İyi. Aferin sana. Hazır gelmişken de tutayım bari. Benden uzak dur da. Ne yaparsan yap. Yani bizden iyi kiracı bulamazsınız. Biz çıktıktan sonra da sonuçta burayı iki katına kiraya vereceksiniz zaten. Demin de dediğim gibi Şebnem Hanım, paraya pula hiç önem vermem. Değil mi? oldu olacak, dükkanı benim üzerime yapın madem.
Buldum. Deminden beri bakıyorum, bakıyorum. Sizde inanılmaz bir Sharon Stone havası var. Bunu daha önce size söyleyen olmuş muydu? Evet, arada sırada benzetiyorlar. Paralel evrende benzetiyorlar herhalde. İfet Hanımcığım, daha önce dizilerde ya da filmlerde oynamışlığınız var mı? Yok. İsteyen çok oldu ama babam vermedi. Efendim? Çok diyorum. Mühendisler, doktorlar, meczuplar, hakimler, avukatlar, sarhoşlar. Tahmin ederim, tahmin ederim. Böyle bir güzellik nasıl istenmez ki? İlahi Selim Bey. İfet Hanımcığım, bu yakınlarda mı oturuyorsunuz acaba? Sayılır. Arabayla 5 dakika sürüyor. Aa, ne güzel, komşu sayılırız. Demek daha sık görüşeceğiz. Tabii şartlarda anlaşırsak. Niye anlaşmayalım Selim Bey? Siz aklınızdakileri söyleyin, konuşalım. Canım sen 2 çay söyle. Hah. Ben mi? Biz sohbetimize devam edelim. Olur. Benimki açık olsun canım. Tabii. Ben sana bunun sağlığını sorarım.